Bu bölümde muzari fiil ile alakalı cahtı mutlak ve cahtı müstarak bunları ele alacağız. Cahtı mutlak muzari fiilin olumsuz halini ifade ediyor. Mesela e, olarak önce ele alacak olursak ketebe yazdı. yektubu yazar. Ama yazmadı diyeceğiz. Eğer bunu muzariden yapacaksak ''Lem yektüb'' yazmadı. ''Harece çıktı'' ''Yahrucu çıkar'' ''Lem yahruç'' çıkmadı. E, ''Razaga rızık verdi'' ''Yerzugu rızık verir'' ''Lem yerzuk'' rızık vermedi. Bu şekilde bir kullanım var. Yani manayı maziye çeviriyor. O işin olmadığı bu şekilde ifade ediliyor. Kur'an'dan bir örnek ''Elem neşrah leke sadrek'' ''Peygambere hitap'' Ey peygamber e soru yapar. Onu görmemeye çalışalım. Eee şeraha genişlik vermek. E, yeşrahu genişlik verir. Neşrahu biz genişlik veririz. Ama lem geldi başına. İşte cahtı mutlak olduğu zaman lem neşrah genişlik vermedik. E bir de soru vardı başında. Genişlik vermedik mi? Leke sana sadreke göğsüne. Ey Peygamber, senin göğsüne bir genişlik vermedik mi? Bunun çekimi şu şekilde yapılmakta. Ee, Nasara Yansuru üzerinden e, örnek verecek olursak, ee, Nasara yardım etti, Yansuru yardım eder. Başına lem getiriyoruz, lem cezmedecek bunu, lem Yansur ve e, sonunda. E, yansurani, yansurune şeklinde olanlar, e, buralarda e, nun var, bunları düşürecek. Ancak gaibe ve muhatabada e, mesela o kadınlar yardım etmedi. E, siz kadınlar yardım etmediniz derken orada bir değişiklik yok. Ama geri kalanlarda da e, sonunda nun olanları düşürüyor. Yansurani, yansura oluyor. E, yansurune, Yansuru oluyor. Tabloda bunları zaten görebilmektesiniz. Ve e, uygulamaları yaptıkça, e, Kur'an'dan pek çok örnekleri gördükçe bunlar zihinde yerleşecektir. Lem yansur, yardım etmedi. Lem tensur, o da yardım etmedi. Lem yansur, erkek için. Lem tensur, kadın için. Yardım etmedi. Ve lem yansuru onlar yardım etmediler. Kadınlar için kullandığımızda lem yansur ne onlar o kadınlar yardım etmediler. Lem tensur sen yardım etmedin. Lem tensuru siz yardım etmediniz. Lem ensur ben yardım etmedim. Lem nensur biz yardım etmedik. Örneklerini görmeye çalışalım. Elem nec'alil arda mihada. Allah nimetlerini burada anlatıyor. Ee, önce nec'al buna nereden geldiğimizi görelim. Ce'ale kıldı. Yec'alu kılar. Nec'alu biz kılarız. Lem getirdik. Lem nec'al kılmadık. E bir de başında soru var. Kılmadık mı? Elem nec'alil arda arzı yeryüzünü kılmadık mı? Mihade bir beşik. Yani yeryüzü insana bir beşik gibi kılınmış. Her şey bizim istifademize sunulmuş. Fil suresi. Elem tera keyfe bu kebihas sabil fil. Orada Elem tera. Ra'a gördü, yera görür. Tera sen görürsün. Sonunda y var. Elif-i maksure. Lem bunun başına geldiğinde y'yi düşürüyor bunu cezmetme alamet olarak düşürüyor. Elem tera, görmedin mi? Keyfe nasıl faale yaptı? Rabbuke rabbi, Rabbin bi ashabil fil fil ashabına. Rabbinin fil ashabına nasıl yaptığını görmedin mi? İşte burada lemtera görmedin. E gelince görmedin mi? Bunu bu şekilde etkilemekte. Elem ta lem talem en Allah ala kulli şeyin kadir. Bilmedin mi en Allah Allah ala kulli şey her şeye kadir kadirdir. Bilmedin mi Allah her şeye kadirdir. Burada alime bildi, yalemu bilir. Ve bunu çektiğimizde ta'lemu sen bilirsin. Lem getirdiğimizde lem talem bilmedin. Ama bir de e var. Elem talem bilmedin mi? Bilmedin mi ki en ala külli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Benzeri bir üslup. Elem nec'allehu ayneyni. Allah insana olan nimetlerini yad ediyor. Ceale kıldı. Yecalu kılar. Nec'alu biz kılarız. Ne, bunun başına lem geldi. Lem nec'al kılmadık. E soru yaptı. Elem nec'al kılmadık mı? Lahu ona o insana ayneyni. Ayn göz. Bir göz. Aynani iki göz. Ama burada mef'ul durumunda olduğundan ayneyni oldu. Biz insana iki göz vermedik mi? Başka bir örnek. Lem yelit ve lem yulet. İhlas suresinden. Vele de yelidu. Velet buradan gelir, çocuk demektir. E, veled de çocuk sahibi oldu. E, lem yelit Allah ile alakalı, Allah çocuk sahibi değildir. Velede yelidu Allah çocuk sahibi değildir. Velem yulet bir evlat da değildir. Genelde Türkçe'de bunun meali doğmadı, doğurulmadı şeklinde meallere geçmiş, e, pek de hoş bir ifade tarzı değil. Tam da manayı düzgün de aktarmıyor. Onu da ifade edeyim. Velede yelidi çocuk sahibi olmak. Allah çocuk sahibi değil. Yani ne bir anne ne bir baba. Allah yaratandır. Öte yandan bir çocuk da değildir. Yani birisinin evladı değildir. İşte Hristiyanlığın akidesinde bu var. Allah'a haşa baba diyorlar. Hazreti İsa'ya oğul diyorlar. Baba oğul birer ilah böyle görülüyor. E, onu reddediyor. Yani Allah e, işte bir çocuk sahibi değildir, anne baba değildir e, ve bir çocuk da değildir. Birisinden dünyaya gelmiş, o şekilde var olmuş değildir. Velem yekullahu kufu ve nehat ve ona denk hiçbir şey yoktur. Bunları biraz ayrıntılı görecek olursak, vele de çocuk sahibi oldu. Yelidu çocuk sahibi olur. Lem yelid çocuk sahibi olmadı. Ve lem yulet bu da bunun meçhulü. Yelidu e, muzarisi. Yuledu bunun meçhulü. E, yani yelidu çocuk sahibi olur. Yuledu bir nevi e, işte doğumu ifade etmekte. E, Allah e, çocuk sahibi değil bir evlat da değil. Ve lem yekun. ...yekun kâneden geliyor... ...kâne idi oldu... ...duruma göre değişir... ...yekunu olur... ...ama lem geldiği zaman... ...lem yekun... Onda, ...ondaki vav'ı düşürüyor... ...ve olmadı anlamında... ...lehu ona... ...küfüven küfü denk... ...Türkçe'de... ...en azından evlilikle ilgili kitaplarda... ...küfüvet geçer... ...yani evlenecek kişiler birbirine denk olmalı. Buna küfüvet denilmekte. İşte Allah'a küfüv yok. Allah'ın dengi yok. Hiçbir şey Allah'a denk değildir. Buradan e, muzarifi ile alakalı başka bir konuya geçiyoruz. Cahd-ı müstarak. cahd müstaharak yine muzariden yapılan e, bir anlatım şekli. Yektübü yazar. Lemme geliyor başına. Ee, ve bu cezme diyor ama aynı zamanda manayı henüz bu işin olmadığını ifade şekline çeviriyor. Yektubu yazar, lemme yektub henüz yazmadı. Diğeriyle mukayese edecek olursak şöyle. Mesela Ahmet e, yektubu dersahu. Ahmet dersini yazıyor. Ama lem getirdim. Ahmet lem yektub dersahu. Ahmet dersini yazmadı. Lemme getirecek olursak Ahmet lemme yektüp derse o. Ahmet dersini henüz yazmadı. Şu ana kadar yazmadı. Yani lemme şu ana kadar o işin olmadığını ifade ediyor. Mesela Nasar'a yardım etti. Yansur'u yardım eder. Lemme yansur henüz yardım etmedi. Mesela haraca çıktı. E, yahrucu çıkar, lemme yahruç henüz çıkmadı. Bu şekilde bir kullanımı var ve günlük hayatta bunun ciddi manada karşılığı bulunmakta. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de görmekteyiz. Mesela وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ ee, İman henüz kalplerinize girmedi. Ya yani Bedeviler e, böyle biz Müslüman olduk diye minnet etmeye kalkıyorlar bu konuda gelen ayetlerde ve lemme yedhul lemme yedhul henüz girmedi el iman iman fi bikum kalplerinize iman henüz kalplerinize girmedi burada da dahale e girdi yedhulu girer lem yedhul girmedi lemme yedhul henüz girmedi yani ikisi de mazi lem yedhul girmedi Lemmen yedhul o da girmedi ama henüz girmedi. Arada böyle bir fark var. Çekim itibariyle aynı. Yani lem nasıl yazılı nasıl çekiliyorsa lem yektüp lemme yedhul lemme yansur bunlar da aynı şekilde çekilmekte. Kur'an'dan örnekler görebiliriz. Em hasibtum yoksa zannettiniz mi? En cennete cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve lemme henüz size gelmeden meselullezine şunların misali halev min gablikum sizden öncekilerin. Sizden önceki gelip geçmiş olanların hali başına gelenler başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Burada e, lemma yetikum. Bu ete kökünden geliyor. Ete geldi. Yeti gelir. Lemma yeti henüz gelmedi. Küm size. Lemma yetikum henüz size gelmedi. Size gelmeden işte sizden öncekilerin başına gelenler size gelmeden hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Yani öyle anlaşılıyor ki cennet ucuz değil mühim bir bedel istiyor. Önceki milletler çetin imtihanlardan geçirilmiş, dolayısıyla sonraki ümmetlere de ve bir takım çetin imtihanlar başlarına gelecek. Sad suresinden bir ayet. Bel doğrusu lemme yazuku henüz tatmadılar بي, azabımı. Onlar henüz azabımı tatmadılar. Burada Yezugu. e, Türkçe'de bunun karşılığı zevk. Zevk tatmak. E, vega tattı. Yezugu tadar. Ve bunu çektiğimizde yezugu yezugani yezugune yani o ikisi tadar. Yezugune onlar tadarlar. E, burada lemme geldiğinde sondaki nunu düşürüyor. Lemme yezugu henüz tatmadılar azabı benim azabımı. Doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar. Peygamberimizin gönderilmesiyle ilgili bir ayet. Peygamberimiz e, ümmiler, okuma yazması olmayan Arap topluluğu yani. Onlar için de gelmiş ümmi bir peygamber. Ama sadece onlara gönderilmedi. Devamı bunu şöyle anlatıyor. Ve aharine minhum ve daha diğerleri Lemma yelhagu bihim henüz onlara katılmamış olanlar. Yani Allah henüz onlara kendi devrindekilere katılmamış bulunan diğer insanlara da peygamberi gönderdi. Yani peygamber sadece kendi devrindekilere gönderilmiş biri değil. Sonraki devirdekilere de gönderilmiş olan bir peygamber. Burada lemma yelhagu konumuzun örne örneğidir. Lahiga katılmak. Lahika Buradan geliyor. Mesela bir kitap yazılmıştır. Bunun tamamlayıcısı olarak da lahikalar neşredilir. Lahikalar oradaki bir takım meseleleri daha ayrıntılı hale getirirler. Bunlara lahika deniyor. Yani asıl olana iliştirilmiş olanlar, sonradan yazılmış olanlar. İşte e, lahika katıldı, e, yelhagu katılır, yelhagu ne onlar katılırlar. Lemme gelince henüz katılmadılar. Yani peygamber henüz kendi devrinde onlara katılmamış olan insanlara da gönderildi. Bir de lemme edat olarak mazinin de başına gelir. Biraz önce anlattığım muzarinin başına gelmesiydi. Mazinin de başına gelir. O zaman cezmetmez. Ne zaman ki şöyle olduğunda gibi bir mana ifade eder. Kur'an'da bu şekildeki kullanımı çok daha fazla. Mesela, Wel-majja humul hak kendilerine ne zaman ki geldi, Galu onlar dediler. Herde bu sihrun, herde sihr, bu bir sihirdir dediler. Burada, lemme işte ne zaman ki şöyle olduğunda, lemajja hak, hak kendilerine geldiğinde gelir gelmez. Galu dediler, hâze sihr, bu bir sihirdir. Sihir Türkçe'de kullanıyoruz. Câ'e daha önce görmüştük. Lemme, mazinin başına gelme cihetini şu an zaten anlatıyoruz. Hak, aynen kullandı, kullanıldığı şekliyle. Hak kendilerine gelir gelmez, bu bir sihirdir dediler. Peki kabul mü ettiler? Başka bir yerde şöyle anlatılıyor. Belkezzebu bil hak. Doğrusu hakkı yalanladılar. Lemma ca'ahum kendilerine geldiğinde. Lemma ne zaman ki جاءhum onlara geldi. Ne zaman ki hak kendilerine geldi, kezzebu bil hak hakkı yalanladılar. Ve e, bu şekilde muzariye işte lem nasıl bitişir? Lemma nasıl bitişir? Ve bitiştiğinde ne gibi anlam ifade eder? Bu bölümde bunları gördük. Tabi bunları anlamak için önce mazi bunu iyi anlamak gerekiyor. Evvelinde anlattık. Çekimini iyi bilmek gerekiyor. Örneklerle örneklendirdik. Devamında Muzari konularına geçtik ve Muzari'yi anlattık. Ve Muzari'nin çekiminin bir şablon şeklinde tablo olarak zihnimize yerleşmesi gerekir. Bunlardan söz ettik. E bir de Muzari kendi halinde kalmıyor. Başına bir takım edatlar geliyor. Ve o edatlar manada değişikliğe sebebiyet veriyor. İşte yektubu yazar, lem yektub yazmadı. Ama lemme getirecek olursak henüz yazmadı. İleride göreceğiz mesela Muzari'nin başına en gelecek, en nasbeden eden edatlardan en yektube yazmayı... Yaz, yazmak manasını orada ifade ediyor. Orada da e, bunun masları haline gelmesine sebebiyet vermekte. Ve e, diyelim ki e, iki fiili muzariyi birden cezmeden edatlar var. Ma gibi, in gibi, men gibi. Bunlar muzarinin başına geliyor. İki tane muzari fiili birden cezme diyor. İşte her biri yerli yerinde kullanılırsa, ve e, ana e, mana olarak anlaşılırsa bunları yerli yerine yerleştirmek mümkündür. Ve özellikle gözümüzün önünde o tablonun yer alması hangisine giriyor? Bunu e, iyi bilmek son derece önem taşıyor. İşte Keteba o ikisi yazdı. Tesni olduğunu bilmemiz gerekir. Ketebu onlar yazdılar. Bunun çoğul olduğunu, erkeklerle ilgili olduğunu bilmemiz gerekir. Ketebütü ben yazdım. Ketepte sen yazdın. Ketepti mühendisle alakalı sen yazdın. Ketebna biz yazdık. Bunları bilmek gerekiyor. Muzariye geçtiğimizde diyelim ki ektubu ben yazarım. Nektubu biz yazarız. Hüm yektubune onlar yazıyorlar. E, entüm tektubune siz yazıyorsunuz ama e, entum lem tektubu siz yazmadınız entum lemme tektubu siz henüz yazmadınız bakın her biri yerli yerine bu şekilde yerleşiyor bu manada baktığımızda gerçekten de bu iş çok da zor değil e, kuralı e, iyi bir şekilde bilmek gerekiyor zihinde canlandırmak ve tablo gözümüzün önünde duracak e, hayal gözümüzün önünde. Tablodaki yerlerine tek tek yerleştireceğiz ve ona göre mana vereceğiz. ve Allahu Teala zaten buyuruyor. Walakad yassarna al-Kur'an zikr Kur'an'ı bir zikir olarak biz e, kolaylaştırdık. Fehel mi müttekir yok mu öğüt alan?